Herkese selamlar. Bugün dil ve konuşma terapisi bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimlere uygun, kimler tercih etmeli ve bu bölüm size neler sağlayabilir? Biraz bunları konuşuyor olacağız. Ama öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bizim buradaki amacımız size geleneksel kariyer yollarını anlatmak değil. Biz burada biraz daha aslında gelecek odaklı konuları konuşuyoruz. Yani siz bu bölümü okuduğunuzda hangi geleceğin mesleklerini yapabilirsiniz? Geleceğin hangi mesleklerini yapabilirsiniz ya da daha doğrusu burada bu kapsamda ilk sorumuz neden bu bölüm? Yani neden dil ve konuşma terapisi bölümü? Şimdi arkadaşlar özellikle pandemi sonrası dönemde artık sağlık dünyası, sağlık endüstrisi pek çok yatırım düzeyini artırdı. Çok daha fazla yatırım alıyor ve muhtemelen bu bir geçici trend değil. Önümüzdeki dönemde bu daha da artacak. Dolayısıyla sağlık endüstrisindeki hemen her branş önemini daha da artırıyor, yükseltiyor. Bu kapsamda dil ve konuşma terapisi de bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu bölümün önünün açık olduğunu söylemek mümkün. Ama şöyle bir gerçek de var ki aslında teknoloji pek çok mesleği değiştiriyor ve dönüştürüyor. Bu kapsamda eğer dil ve konuşma terapisi olsun ya da sağlık bilimlerindeki diğer bölümler olsun bu bölümleri okuyacaksanız önümüzdeki dönemde bunların değişebileceğini şimdiden öngörmeniz ve düşünmeniz gerekiyor. Ve düşünmeniz gereken bir diğer nokta da şu. Ben bu mesleği nasıl dönüştürebilirim şimdiden halihazırda? Bunu dil ve konuşma terapisi için de söylüyorum. Ya da işte tıbbi görüntüleme için de söylüyorum örneğin. Sağlık yönetiminde de söylüyorum. Çünkü bütün sağlık bilimlerinde hatta iş dünyasının işte üniversite bölümlerinin her birinde bu durum geçerli. Çünkü teknoloji bize şunu aslında biraz yöneltiyor, şunu yönlendiriyor. Artık diyor ki senin bir alanın var. Evet senin bir belki uzmanlık alanın var. Ama diyor sen sadece o alandan sorumlu değilsin. Sen teknolojiyi birleştirip buraya sağlık endüstrisi olabilir ya da diğer endüstriler artık nerede çalışıyorsanız onun diyor tamamından sorumlusun aslında. Bize böyle bir istemediğimiz farkında olmadığımız bir yük yüklüyor üzerimize. Ha bu yükü kaldıranlar fark yaratıyor ve çok daha fazla para kazanıyor. Kaldıramayanlar maalesef yapay zekaya, büyük veriye vesaire yenik düşüyor. Dolayısıyla bu bölümü tercih edecek arkadaşların aslında pek çok bölümde bu durum geçerli. Atılgan, girişken, inovatif olması gerekiyor arkadaşlar. Yani artık bölümler şey kaldırmıyor. Ben buraya gireyim, 4 yıl işte ortalamamı yüksek tutayım ve sonra işte atanmayla ya da KPSS ya da işte özel sektörde vesaire işimi bulayım. Yani bulursunuz, bulamazsınız demiyorum. İlla ki bir yer çalışırsınız. Sonuçta önü açık bir bölüm diyoruz. Sonuçta ihtiyaç var diyoruz. İlla ki bir yer bulursunuz ama yani sizi ne kadar mutlu eder, ne kadar tatmin olursunuz soru işareti. Dolayısıyla gerek bu bölümde gerek sağlık bilimlerindeki hatta üniversitelerdeki diğer bölümlerde arkadaşlar tercih ederken o bölümün geleceğini düşünün bence biraz. Yani bu bölüm nereye doğru evriliyor? Ben burada neleri değiştirebilirim? Ya da bu mesleği, bu işi nasıl daha farklı yapabilirim? Biraz bunlar üzerine kafa yormanızı naçizane tavsiye ederim. Peki neden bu üniversite? Tabii burada ağırlıklı olarak iki tane gerekçe var. Birincisi halihazırda arkadaşlar belki bu şehirde yaşıyorlardır ve şehirde kalmak için tercih edebilirler. Belki puanları daha yüksek olsa da İşte ailemle kalayım vesaire gibi. Veya halihazırda başka bir şehirde olmanıza rağmen işte puanınız buraya yetiyordur, buraya daha tutuyordur ve bunun için tercih edebilirsiniz. Bence ikisi için de iyi bir ikili, iyi bir üniversite bölüm bence tercihi. Yani eğer beklentileriniz, düşünceleriniz vesaire gelecek odaklı planlarınız buraya uygunsa tercih edebilirsiniz. İyi bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Üniversitenin artıları ve eksileri konusu bence arkadaşlar artı konusunda akademik kadro. Pek çok yerde bunu söylüyorum çünkü gerçekten iyi bir akademik kadrosu var. Genel olarak üniversitelerimizin birikimli vesaire size katacağını düşünüyorum bir şeyleri zemin anlamında. Eksi olarak benim bildiğim bariz bir eksi yok. Sizin bildiğiniz, gördüğünüz, duyduğunuz varsa bunları bizimle paylaşabilirsiniz yorum kısmından. Böylece biz de öğrenmiş ve deneyimlemiş oluruz sizin sayenizde. Ama şunu söylemem gerekiyor bu noktada bir dipnot olarak. Yani arkadaşlar istediğiniz üniversitenin istediğiniz bölümü olsun. Artık üniversiteler işin %50'si ya da 60'ı en fazla. Çünkü artık üniversite ile bölüm arasında ve aslında daha doğrusu üniversite ile iş dünyası arasındaki uçurum daha da derinleşiyor. Bir uçurum haline geliyor işte. Şöyle söyleyeyim, ben bu kayda başlayalı 10 dakika 15 dakika oldu. Bu süre boyunca herhangi bir mikro alanda terabaytlarca veri üretildi muhtemelen. Akademik makaleleri, blog siteleri, şunlar bunlar vesaire. Düşünün ki üniversiteyi yıllarca aynı ders anlatılıyor. Sizce mümkün mü? Yani o bilginin kalıcı olması mümkün mü? Tabii ki değil. Yani bırakın yıllar boyunca bir dönemlik bilginin aynı kalması neredeyse mümkün değil.
Dolayısıyla sizin burada o güncelliği, dinamizmi yakalamanız lazım. İşin %50'si bu. Ha, üniversite size bu işin dinamiğini, işte sistemini vesaire anlatacak. Bu okey. Bu her üniversitede anlatılacak zaten size. Gerisi sizde işte. Konu tam olarak bu. Peki üniversiteyi bitirdim. Ben hangi iş imkanlarını elde edebilirim? Başta da belirttiğim üzere zaten size bazı imkanlar yazılıyordu pek çok sitede. Onları görüyorsunuz zaten. Dil ve konuşma terapisti olarak nerede çalışabilirsiniz vesaire. Şimdi biraz işin farklı taraflarına değinelim arkadaşlar. Career Studio'nun var olma amacı zaten bu. Yani ben başka ne iş yapabilirim? Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Artık dijital sağlık endüstrisinde yer almak bizim için zorunluluk. Bizden kastım kim? Yeni jenerasyon. 18-30 yaş arası. Yani bizim var olacağımız, fark yaratabileceğimiz alan burası. Yani bizim bir iş yerine girip 20 yıl çalışıp işte onlarca yıl sabredip bir yere gelmemiz mümkün değil. Çünkü oyunun kendisi değişiyor, kuralları değişiyor. Artık durağan bir meslek çalışıp, durağan bir işe çalışıp bir yere gelme şansımız neredeyse yok. Öyle söyleyeyim. Yani yurt dışına çıkamazsın, yurt dışında iş imkanın olmaz, aldığın iş seni tatmin etmez. Çünkü sabit bir yerdesin, anladın mı? Yani ölmüyorsun da, batmıyorsun da, çıkmıyorsun da böyle bir denklemdesin. Bunu yapan arkadaşlara yine söylüyorum, saygı duyuyorum. Potansiyelleri böyledir, yetenekleri böyledir, istekleri budur. Amenna. Ama yani bence mümkün olduğunca o içimizdeki cevheri mücevheri çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki ne yapabiliriz? Yani ben dil ve konuşma terapisi okuyorum. Bunu nasıl dijitalde paraya dönüştüreceğim? Şu anda bu videoyu izlediğiniz mecra sayesinde arkadaşlar. YouTube sayesinde. YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, neresi olursa olsun. Ama bence öncelik YouTube. Çünkü YouTube'un güzel tarafı şu. Sizi Amerika'nın herhangi bir işte eyaletindeki herhangi bir eve götürebilir. Ha bunu TikTok'ta yapar, Instagram'da yapar ama oralarda ciddi bir şey satma şansınız çok çok az. Ama buralarda var. Bir dil ve konuşma terapisti olarak Amerika'ya aynı anda aynı eğitimi hem Amerika'ya hem Japonya'ya hem Norveç'e hem Brezilya'ya satabiliyorsun arkadaşlar. Bunu bence değerlendirin. Bu çok acayip bir imkan. Yani bu konuşurken yutkunuyorum çünkü yani düşünüyorum tarih boyunca çok fazla böyle tarih şeyler okuyorum. Ekonomik tarihi vesaire. Abi böyle bir imkan yokmuş ya. Yani hakikaten yok. Türkiye'nin işte herhangi bir şehrinde yaşayan bir insanın ürettiği bir ürünü sıfır pazarlamayla oturduğu bilgisayarın başından dünyanın herhangi birine satması neredeyse imkansız. Ve elinde ürün yok ya. Hani dil ve konuşma terapistisin abi elinde nasıl bir ürün olabilir? Bilgi. Sadece bilgiyle bunu yapabiliyorsun arkadaşlar. Ama işte püf noktaya geliyorum. Artık bilginin kendisinden daha değerli olan o bilgiyi sınıflandırıp pazarlayabilmek. Yani şunu söylüyorum. Üniversitenin kendisinden daha da değerli olan, daha önemli olan o üniversitede öğrendiklerini pazarlayabilmek. Böyle söyleyeyim. İşte bunu nasıl yapacaksın? Elde ettiğin her bir bilgiyi nasıl klasifiye ederim? Yani nasıl sınıflandırabilirim? Bunu konuşmak lazım. Bunu tartışmak lazım. Şöyle söyleyeyim. Artık LinkedIn'de 4000 takipçinin olması üniversitedeki 4 ortamdan daha değerli. Daha kolay değil belki ya da daha zor bilmiyorum. Size kalmış. Ve üniversitede 4 ortalama hakikaten şaka değil yani çok çok zor bir şey. Herhalde durmaksızın çalışmak lazım. Ama oradaki 4 ortalama en fazla kendini akademisyenine ya da çevrendeki arkadaşlarına pazarlayabilirsin. Bilgin anlamında söylüyorum bunu. Daha fazlasına değil. Ama onlara pazarlamak bir işe yaramıyor. Yani arkadaşının seni takdir etmesi, tebrik etmesi bir işe yaramaz. Ya da akademisyenin sana wow çok iyisin demesi sana para getirmez. Ama LinkedIn'deki, YouTube'daki 4000 takipçi, 4000 abone sana çok daha büyük bir ivmeyi, büyük bir aslında büyümenin kapılarını açar. Dolayısıyla önceliğimiz bu olmalı. Dolayısıyla var olmamız gereken nokta burası arkadaşlar. Peki bunu yapmak için nasıl başlamak gerekiyor? Öncelikle sürekli okumak gerekiyor. Bu dünya ile ilgili. Ve bunları okurken bir yandan da sürekli ben bu bilgiyi nasıl sınıflandırabilirim? Bunu düşünmek gerekiyor. Mesela az önce bahsettiğim mevzu. Ne dedik? Şu anda biz kayda girerken 10 dakikada terabaytlarca bilgi üretildi. Kimse, dünyadaki herhangi bir insan bu bilgileri oturup araştırmaz tek tek. Ama siz bunları oturup araştırıp öğrenip insanlar için bir e-bülten yapabilirsiniz mesela. Bir PDF bülten yaparsınız 4-5 sayfa. Sonrasında da YouTube'a video atarsınız. Videonun açıklamasında da bunu yazarsınız. Dersiniz ki bizim geliştirdiğimiz böyle bir e-bülten var. İşte Patreon'dan destek olarak YouTube'da katıl abonesi olarak vesaire bu bülteni elde edebilirsiniz. Şunu diyeceksiniz, benim İngilizcem çok iyi değil, işte şu aşamada nasıl yapacağım vesaire. Yani çok çok kolay arkadaşlar.
Türkçe yaz, tamam mı, yazacağın şeyleri. Araştır, Türkçe yaz. Translate, İngilizce çevir. Onu sat. Zaten insanlar anlayacaklar senin işte doğal dilinin, ana dilinin İngilizce olmadığını. Bu şekilde belki öğreneceksin. Burada şey yapmayı çok isterdim ya, böyle hani Cambly reklamı falan yapmayı çok isterdim ama maalesef henüz o ölçekte değilim. O yüzden bu bir viral değil. Gerçekten düşüncem olarak söylüyorum. Şöyle söyleyebilirim bu noktada. Tekrar konuya ciddiyetine geri döneyim. Burada İngilizceyi Translate ile başlatabiliriz. Ha, baktığın zaman içerisinde büyüyorsun vesaire. Tabii ki işi profesyonel yaparsın, destek alırsın vesaire. Ama ilk başta ha, yine şuna gelecek olay. Peki nasıl konuşacağım 6-7 dakika ya da 10 dakika? Abi Türkçe konuş, sorun değil. Türkçe anlat. Dil ve konuşma terapisti dünyasını. Bu dünyanın geleceğini Türkçe anlat. Altına da Translate'ten çevirdiğin İngilizce yaz. Altyazı olarak. Başlığı açıklamasını İngilizce yaz. Yine yabancı diller versiyonu var sonuçta YouTube'da. Bu sayede gel. Bunu bir sene, iki sene, üç sene yap. Bak bakalım Amerika'daki insanlar seni izleyip sana para kazandırıyor mu, kazandırmıyor mu? Ve şunu söyleyeyim. Yaptığın iş değerli bir konu olduğu için, değerli bir iş modeli olduğu için sağlık endüstrisinde illaki karşılık bulacak. Sponsorla bulacak, reklamla bulacak, izleyici kitlesi olarak bulacak. İzleyici kitlesinin birim başına getirdiği reklam maliyeti olarak bulacak. Bir şekilde karşılığını bulacaksın yani. E burada üniversiteden bahsediyoruz. İşte 2 sene, 4 sene, 6 sene her neyse gönüllü olarak okumaktan bahsediyoruz. O süreçte hiçbir para kazanmıyoruz. Sadece para harcıyoruz. E burada YouTube'da bir şey yapmak yani çok şey geliyor. Yani karşılığı yok. Değil, öyle değil yani. Burası sizin global açan kapınız arkadaşlar. Bunu değerlendirmenizi öneririm. Niye TikTok ya da Instagram değil de burası? Bunun da 2 tane sebebi var. Birincisi, oralarda saf İngilizce konuşmanız lazım. Yani orada altyazı yemez. Yani bir Amerikan TikTok açtığında Türkçe konuşan birinin İngilizce altyazısını çok da sarmaz. Instagram'da öyle zaten. Ama YouTube'da gerçekten güzel bir başlıkla video yaptığınız zaman insanlar altyazı izlerler. Yani Amerika'da da izleniyor bu. Japonya'da da izleniyor. Hindistan'da da izlenir. Sorun değil, okusun. Bunları yaparak işte o geleceğin iş dünyasını inşa edebilirsiniz. Ha, burada 2 tane alternatif var. Birincisi kürasyon ekonomisi. Yani bu bilgileri derleyip toparlayarak bir kariyer inşa edebilirsiniz. E-posta bildiğini satarsınız ya da işte eğitim satarsınız. Her neyse. Affedersiniz. Ve veya bunların haricinde buradan başlarsınız kendi bilginizi pazarlamaya. Bir kitle edinirsiniz. Ve sonrasında işin biraz daha tekniğine girersiniz. Yani dil ve konuşma terapisti olarak çalışıyorsunuz ama daha popüler, daha fame bir dil ve konuşma terapisti olursunuz. YouTube'un belki sizde böyle bir artısı olabilir. Ama her açıdan sizin yurt dışı ayağınızın oluşmasını için büyük bir nimet, büyük imkan. Bence mutlaka arkadaşlar bu imkanları değerlendirin. Staj olanakları kısmı. Şimdi burada biz hep zorunlu stajdan ziyade gönüllü stajlara aslında arkadaşlar değiniyoruz. Çünkü bizim için gönüllü olan kısım çok daha değerli ve çok daha uzun vadeli yatırım aracı. Şöyle ki zorunlu staj sizi diğer arkadaşlarınızla benzer seviyeye getirir. En fazla. Yani sonuçta zorunlu staj yapmış birisi 15 gün, 1 ay, 2 ay muadili arkadaşlarından, diğer dil ve konuşma terapistlerinden fersah fersah ileride olmaz. Ama gönüllü çalışmalar sizin çok daha başka bir bakış açısına, çok daha farklı bir düşünceye sahip olmanızı sağlar arkadaşlar. Neden bahsediyorum? Örneğin üniversiteye başladınız. İlk dönemde STK'lara girdiniz mesela. Sivil toplum kuruluşlarına ya da sosyal girişimcilik çalışmalarına ya da ajanslara, influencer marketing ajanslarına vesaire. Bunlara girip çıktıkça bambaşka iş imkanlarını göreceksiniz. Şöyle bir örnek vereyim bu konuda. Biraz daha somutlaştıralım olayı. Affedersiniz. Şu anda bütün dünyadaki pek çok holding vesaire yapıları, büyük şirketler sivil topluma destek veriyor. İyilik hareketi vesaire gibi. Bu şu an bir trend ve muhtemelen önümüzdeki 5-10 yıl, hatta 20 yıl devam edecek bu süreç. Artık şirketler bir şekilde bir iyiliğin parçası olmak istiyorlar. Buna ihtiyaç duyuyorlar. Bir pazarlama olabilir, samimiyet olabilir, bilmiyorum. O kısmı beni çok ilgilendirmiyor. Ama durum bu. Realite bu. Dolayısıyla şu anda acaba şirketler neye göre STK'ları seçiyorlar? Hangi sosyal sorumluluk projesini kendilerine daha uygun buluyorlar? Burada kurumsal ilişkiler ya da halk ilişkiler ya da diğer birimler nasıl çalışıyor? Bütün bunları bu tarz bir sosyal sorumluluk projesinde görev alarak, yer alarak öğrenebilirsiniz. Şu an mesela pek çok holding işte sosyal girişimcilik yarışmaları yapıyor mesela. Acaba oralara nasıl katılabilirsiniz? Oradaki elenme, çıkma aşamaları neler? Oradaki networkler ne işe yarıyor? Bütün bunları bir STK'da ya da veya daha önemlisi sosyal girişimcilik çalışmasında yer alarak öğrenebilirsiniz. Genelde şu soru bize geliyor. Ya abi hani tamam hocam iyi güzel de ben hani oraya o kadar emek vereceğim. Niye bir para kazanmayayım ki?
Para kazanacağım bir yere emek veririm. Buna katılıyorum bak. Yani %100 katılıyorum. Özellikle işte öğrenci arkadaşlar çok zorlanıyor maddi anlamda zaten. Dolayısıyla bir iş arıyorlar. Böyle bir şeyde zamanları yok. Böyle bir şey lüksleri yok. Hak veriyorum. Ama para kazanmak için yapacağın işler var. Nedir bu? Garsonluk, işte içerik editörlüğü vesaire. Bunları para için yaparsın zaten. Ama bunları kısa zamanlı, o anlık para için yapmazsın. Uzun vadeli bir yatırımdır bu. Burada bir sınıflandırma yapmak gerekiyor. Oradan elde edeceğin bir para belki işte bir birim para olacaksa sen orada aslında üç birimlik bir deneyim, bir bakış açısı katıyorsun kendine. Bunu bu arada hayat boyu yapmaya karşıyım. Yani üniversiteden sonra kalkıp işte çok az bir paraya çalışmaya gerek yok ya da çok az bir ücretle yıllarını geçirmeye gerek yok. Zaten isteğimiz bu. Mezun olduktan sonra çok az parayla çalışmamak için çalışmak yerine daha iyi imkanları elde etmek için şu an buna katlanıyoruz. Çünkü şimdi az önceki maddede şunu belirttim. Dedim ki mesela YouTube'da yayın yaparsın ve Amerika'ya, Japonya'ya belki PDF satacaksın bu sayede. Tamam da bunun nasıl yapıldığını görmek için önce bir influencer marketingi tanımak lazım. O dünyayı görmek lazım. Olmaz demiyorum. Yani o dünyaya girmeden asla yapamazsın. Böyle bir şey yok. YouTube'dan izleye izleye yaparsın tabii ki. En iyi mikrofonu buradan görürsün YouTube'dan. En iyi kamerayı görürsün. Hangisi sana daha uygun bunlara bakarsın, incelersin. Alırsın yani sorun değil. Ama o dünyayı bir tanıyıp görmek senin maça 1-0 galip başlamanı, önde başlamanı sağlar. Bu çok değerli. Yani orada geçireceğin 3 ay, 6 ay sana bir gol avans getiriyorsa bence buna değer. Buna iktisatta şey diyorlar. Return of investment. Yatırımın geri dönüşü. Yani bu yatırımın geri dönüşü senin için değerli arkadaşım. Bence bunu denemelisin. Yani evet, üniversitenin sonlarına doğru kendi bölümünle ilgili bir şeyler yapmaya çalış. Hastaneler, işte tıp merkezleri vesaire. Ama üniversitenin başlarını biraz daha böyle yumuşak yetkinlik diyorlar galiba buna Türkçe'de. Soft skill'a ayır. Kendi yetenek setlerini geliştireceğin şeylere ayır bence. Çünkü bu sayede bölümün dışındaki imkanları da görebiliyorsun. Son sorumuz, bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Bu şöyle aslında, eğer önceki soruları gerçekten yerine getirdiyseniz, getirecekseniz, bence üniversite sonlarına doğru genellikle zaten asgari ücrete yakın bir maaş alacaksınızdır iş teklifi olarak. Bu da devamında mezuniyetten sonra asgari ücretin 1,5 katı gibi maaşla revize olacaktır. 1-2 yıl içinde de inşallah bir sorun olmazsa asgari ücretin 2 katına yakın maaşla devam edersiniz. Peki bu ortalama bir durum mudur? Yani genellikle mezunlar böyle mi çalışır? Hayır, böyle genellikle olmaz. Çünkü maalesef kariyer yönetimi, kariyer mühendisliği bizde çok yaygın olmadığı için hiçbir bölümde bu öğrenci tarafı daha düşük bence. Biraz daha sistemsel bir sorun maalesef. Bu durum çok yaşanmıyor ve maalesef mezuniyetten sonra asgari ücretle işe başlanıp böyle bir süreç geçiyor birkaç yıl. Bu bence ciddi bir sıkıntı arkadaşlar. Yani evet asgari ücret zaten kazanıyorsun. Arada düşük bir maaş farkı var. Hadi onu bir şekilde tolere edersin. Fazla mesai, şu bu vesaire. Ama daha büyük sıkıntı 23-24 yaşına gelmiş ve hala ne istediğini tam bilmeyen, bu konuları yeni yeni düşünmeye başlamış biri olmak çok yorucu ve çok yıpratıcı. Yani bir yandan işte çalışırken sabahları, akşamları da neye ait olduğunu düşünmek herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Sonrasında zaten klasik şeyler geliyor. Yani depresif hareketler, işte insan ilişkilerinin zayıflaması, terapi süreçleri vesaire. Daha maalesef bohem bir süreç pek çok arkadaşı davet ediyor kendisine. Bunun için şimdiden yani 18, 19, 20'li yaşlarda bu mevzuyu düşünmeye başlayıp toparlamak gerekiyor. Ki böylece hem maddi getiri anlamında hem hayat memnuniyeti, hayat tatmini anlamında kendinize daha uygun bir alan seçebilirsiniz. Burada son olarak 2 tane noktaya değinmek istiyorum. Birincisi, arkadaşlar ne iş yaparsanız yapın, özellikle böyle kreatif işlerde, YouTube vesaire gibi işin sonunu çok fazla düşünmeyin. Çünkü bu dünyalarda kapı kapıyı açıyor. Yani senin önceliğin mesela reklam geliri almaktır. Dersin ki ben işte Amerika'ya vesaire bir şey satamam ama videolarım izlenirse 3-5 kuruş reklam geliri kazanırım vesaire. Bunu düşünebilirsin tabii ki aklında ama bu senin için bir varış olmamalı. Çünkü önceliğin bu olursa yoldaki diğer imkanları, diğer fırsatları gözünden kaçırabilirsin. Ya da önceliğin sadece e-bülten satmak olmamalı. Belki o yolda seni bir rastgele hastanenin müdürü izleyecek. Diyecek ki ya sen çok güzel konuşuyorsun. Gel işte bizim hastanede şu şu bir açmayı düşünüyoruz. Sen de onun başına geç mesela. Farz misal. Bunun gibi bir sürü şey sayabiliriz.
Yol boyunca arkadaşlar bu fırsatların gelebileceğini düşünün. Buna hazırlıklı olun ve bu doğrultuda ilerleyin. Bu şu da demek değil. Yine bir antiparantez. Yani bu da karşınıza çıkan her fırsatı kabul edin. Nasıl olsa öğrencisiniz. Her şeyi atlayın demek değil. Öğrencisiniz ama bir yandan da burada bir kimliğiniz oluşacak. Ve bu sebeple karşınıza çıkan her teklifi, her talebi bir düşünün. Bu şekilde karar verin. Hata yapabilirsiniz. Yanlış karar alabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Öğrenip hayatınıza devam edersiniz. Ama bu süreçte mümkün olduğunca hayatınızda mentorlar olsun ki böylece hataları minimuma indirmeye çalışın. Yani hata yapıp ondan öğrenmesi kolay. Çok zor değil. Ama başkalarının yaptığı hatadan beslenirseniz işiniz çok daha kolaylaşır. Benim mesela kendi hayatımdaki beklentim bu. Yapmaya çalıştığım şey bu. Kendim hata yapmaya yer açıyorum. Tabii ki hata yapabilirim. Tabii ki yanlışlarım olabilir. Videolarım kötüdür, düzenlemesi kötüdür, işte vesaire, mikrofon iyi değildir, ışık berbattır. Elbette düzeltilebilir. Ama bir yandan da hata yapmış insanları inceliyorum ve izliyorum ki ve onlarla tanışmaya çalışıyorum ki bu hataları minimize etmeye çalışayım ve zamanımı daha iyi kullanabileyim. Bir başka son nokta ise bu noktada bu kapsamda arkadaşlar bölümünüzün dışındaki işleri de yapabilirsiniz. Buna da şimdiden hazırlıklı olun. Yani zaten Türkiye'nin %50'si bölümünün dışında işler yapıyor. Yani bunların bir kısmı zorunluluktan böyle yapıyor maalesef ama öte yandan kendi isteği kapsamında başka alanlara geçenler de var. Yani bu yolculuk boyunca başka alanlara ilginiz kayarsa da bu bir sorun, bu bir problem değil. Üniversiteyi boşuna okumuş olmayacaksınız. Üniversitenin esas amacı tekrar tekrar vurguladığımız gibi size uzmanlık vermesi değil, size bir zemin katıp bir sosyalleşme aracı olmasıdır. Eğer bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız videoya beğeni atıp kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bunun haricinde aklınızda soru işaretleri kaldıysa, merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorum olarak yazarsanız biz de bilgimiz dahilinde cevaplamak isteriz. Bundan memnuniyet duyarız. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.